Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz. İstanbul'da gerçekleşen Galaxy S4 tanıtımının yanı sıra tablet dünyasına dair de bir cihaz tanıtıldı. Zaten vardı daha önceden belirlenen ve özellikleri de sunulan ancak Türkiye'de resmi olarak yeni tanıtılan bir cihaz elimizde şu anda. O da Galaxy Note 8. 10.1 ile başlayan Galaxy Note serisi şimdi de 8 inçlik bir sürümüyle karşımızda. Tasarım olarak yuvarlak köşeler dikkat çekiyor. Her ne kadar ilk başta Galaxy S3'e benzer bir tasarım söz konusu olsa da biraz cihazı incelediğinizde bunun pek de pratiğe dönüşmediğini görebilirsiniz. Yeni bir tasarım söz konusu diyebiliriz ancak mermer beyazı tableti oldukça çekici kılmış. Bunu da belirtmeliyiz. Biraz cihazın fiziksel yapısına göz attığımızda 8 mm'lik bir incelik söz konusu, 210 mm'lik bir uzunluk ve 136 mm'lik bir en söz konusu cihazda. Ağırlık ise sadece 338 gram ki zaten kullanım esnasında bunu pek hissetmiyorsunuz açıkçası. Diğer yandan 8 inç olması cihazın ele oturmasını da sağlıyor. Oldukça taşınabilirliği ön plana tutulmuş bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Ekrandan bahsedelim. Ekran TFT teknolojisini kullanıyor. 800'e 1200 piksellik bir ekran çözünürlüğü söz konusu. Ekranda inç başına düşen piksel sayısı ise 189. Ve tabii ki adında aldığı şekilde 8 inçlik bir ekran var cihazın üzerinde. 16 ve 32 GB'lık modelleriyle Türkiye'de yer alacak bu tablet. Ve microSD kart desteği de 64 GB'a kadar bunu yükseltebileceksiniz. Tabii ki Wi-Fi ve kullanıma bağlı olarak, daha doğrusu tercihe bağlı olarak 3G'li versiyonunda satışa çıkacak. Hemen yazılımın detaylarına geçmeden cihazda Android 4.1.2 Jelly Bean sürümünün olduğunu söyleyelim. Ancak Android 4.2.2 güncellemesine dair herhangi bir bilgi olmadığını bekleyelim. Yonga seti olarak Exynos 4412 Yonga seti bulunuyor. Samsung'un kendi ürettiği bir Yonga seti bu. 4 çekirdekli 1.6 GHz'lik bir işlemci var. Ve Galaxy Note 2'de tanıdığımız Mali 400 ekran işlemcisi de bu üründe kullanılan ekran işlemcisi. Cihazda yer alan ara bellek biriminin ise 2 GB olduğunu söyleyelim ki bu gerçekten de iyi bir rakam bir tablet için. Her ne kadar tabletlerde çok önemli olmasa da kamera bu cihazda biraz daha ön plana çıkmış diyebiliriz. Şu anda orta sınıf akıllı telefonlarda yer alan 5 megapiksellik kamera bu cihazda yer alıyor. Gördüğünüz gibi hemen diğer Samsung serisine, Galaxy serisine daha doğrusu benzeyen bir yerleştirilme söz konusu. Kamera hemen ortada ve üstte. Ön kısımda da 1.3 megapiksellik bir kamera var bu sayede. Görüntülü görüşmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihazın yazılım özelliklerine göz atalım biraz da. Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi çoklu pencere özelliği. Tabii ki bunu kullanmanız için sol tarafta bir bölümün açılması gerekiyor. Bunu sürüklediğimizi farz edelim şuraya. Galaxy S4'te de övgüyle söz edilen bir özellik bu. Tabii ki Note 8'de de yer alıyor. Gördüğünüz gibi iki pencereyi aynı anda kullanabilir. Hatta buna yeni pencereler ekleyebiliyorsunuz. Hemen Note da alabilirsiniz. Galaxy Note'un tabii özelliklerinden biri olarak. Kalemi de tanıtalım sizlere. Zaten Note 2 ile birlikte bu kalemle ve Note 10.1 ile bu kalemle tanışmıştık. Not alma kısmında birçok özellik söz konusu. Orada zaten Galaxy Note 2'de karşılaştığımız kalıplar var. Ancak bu cihazda ilgimi çeken bir konu yatış şekline göre, kalemin tutuş şekline göre farklı tonlarda, farklı kalınlıklarda notlar alınabiliyor. Tabii ki bunu öncelikle ayarlamak gerekiyor. Ayarladıktan sonra bu işlemi yapabiliyorsunuz. Üstteki ayarlardan bunu gerçekleştirebiliyoruz. Diğer yandan daha önceki incelemelerimizde sizlere anlattığımız not alma özelliklerine dair birçok özellik bulunuyor. Cihazın ekranı oldukça güzel. Bunu söylemeliyiz. Tabii ki gelişmiş bir not alma uygulaması da içinde geliyor. Onu da A.HD diye ya da İngilizce ifade edecek olursak A.HD diye bir
uygulama içerisinde görebilirsiniz. Okuma modu söz konusu cihazda. Bu sayede bir şey okumaya başladığınızda doğrudan cihaz o metne uyum sağlıyor ve size hoş bir gözü olmayan bir arka plan sunmakta. Smart Remote özelliği var. Bu özelliği de diğer Samsung cihazlarla eşleme olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer evinizde Samsung'a ait televizyon gibi bir başka cihaz varsa kolay bir şekilde tablet üzerinden kullanabilirsiniz. Söz konusu televizyonunuzu. Galaxy Note 8 ile ilgili detaylı incelemelerimiz daha sonra olacak. Ürünle ilgili ilk izlenimlerimizi bu şekilde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.